Emin Pazarcı Fetö'nün cinleri sizi Cinci Hoca gördünüz ve tanıdınız mı? Dizinin dibinde sıra sıra insanlar bekler. Çünkü hacet kapısı olarak görürler onları. Kutsallaştırırlar kendisini, her derde deva olacağını düşünürler. O kişilere kul köle olanları bilirim. Atacakları her adımdan önce hocasının kapısını çalıp danışanlar vardır aralarında. Bu Türkiye'nin bir gerçeğidir ve böyle davrananların sayıları hiç de az değildir. Geçmişte bunları yanlarında istihdam edip devletin kasasından aylık bağlatan bakanlarla karşılaştım. Sorarsanız hepsinden el elhamdülillah Müslümanım cevabını alırsınız. Kadınların çoğu tesettürlüdür. Bazılarının elinden Kur'an-ı Kerim düşmez. Ancak İslam'ın yasakladığı her türlü faaliyetin içindedirler. Adam ateisttir ama cin denince akan sular durur. Bu kervana zaman zaman onlar bile katılır. Cinci hocalar bir sektördür ülkemizde. Hem de büyük paraların döndüğü her türlü ahlaksızla kılıfın bulunduğu bir sektör. İnsanları cinlerle irtibatınızın olduğuna inandırabilirseniz eğer. Köşeyi döndünüz demektir. Çünkü bu farklı ve büyülü bir alandır. Müşterisi de çoktur bizim ülkemizde. Biliyor musunuz? Fethullah Gülen'in de cinleri varmış. Kendileri söylüyorlar. Ben onların yalancısıyım. Tokat'ta bir tanık ifadesinde aynen şunları söylemiş. 1990'larda askeri lise sınav sorularını nasıl elde ettiklerini merak edip sormuştum. Bana Fethullah Gülen'in cinlerle irtibatı olduğunu, onların da kasadaki soruları alıp kendisine getirdiğini söylediler. Ben de inandım. İşte bu kadar. Bakın çalmak demiyorlar. Alıp getirmekten söz ediyorlar. Cinleri araya sokup hem yaptıkları hırsızlığa kutsallık katıyorlar hem de kendilerince sorumluluktan kurtuluyorlar. Daha doğrusu kurtulduklarını düşünüyorlar. Henüz söyleyen çıkmadı ama onun bunun yatak odasına yerleştirdikleri kameralarla elde ettikleri porno görüntüleri de cinlerin üzerine yıkarlarsa şaşırmam. Orada burada tezgah kurup önüne çıkanı dolandıran insanlardan envai çeşit menfaatler sağlayan sahte medyumlardan hiç farkları yok bunların. Hatta çok daha zararlı ve tehlikeli oldukları söylenebilir. Cinci hocalar ve sahte medyumlar hiç olmazsa ülkelerine ihanet etmiyorlar. Ağlarına düşenlerin ellerine silah verip cinayet işletmiyorlar. Büyü var merak etme bozarım deyip insanların paralarını alıyorlar ya da sende papaz büyüsü var diye cinsel arzularını tatmin yoluna gidiyorlar. Bu FETÖ'cü takımında ise hepsi var. Ahlaksızlık ve alçaklık zirve yapmış durumda. En tehlikelisi de bütün bunlara dini bir kılıf uydurmaları. O sahtekar medyumlar ve cinlerle irtibat kurduğunu söyleyip insanları dolandıran hoca lakaplı şarlatanlar var ya. Fethullah Gülen gibi alçakların yanında yunmuş yıkanmış sayılır. Bir zamanlar ünlü sülün Osman'ımız vardı. İstanbul'da saf vatandaşları yakalar saat kulesini satardı. Polis kılığına girer Beyoğlu'nda sahte karakol kurup büyük vurgunlar yapardı. Ancak o bile bu Fethullah Gülen'in eline su dökemez. Bildiğim bir şey yok ama iddia ediyorum. Peş peşe açılan FETÖ davaları da devam ederken daha neler çıkacak neler şeytanın bile aklına gelmeyecek daha nice sahtekarlık örnekleriyle karşılaşacağız. Artık iyiden iyiye tanıdık bu adamı. Nasıl bir psikopat ve sahtekar olduğunu da hiçbir değerinin bulunmadığını da biliyoruz. Türkiye bu tipler açısından son derece mümbit bir ülke. Avcının önüne kendisine atmaya hazır av o kadar çok ki. Gidin bakın cinci hocaların tezgah kurduğu yerlere. Oradaki insanlarla konuşun ve beklentilerini inceleyin. İşte o zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Önümüzdeki günlerde bizi yeni sıkıntılar bekliyor. Bu Fethullah Gülen denilen adam kurduğu menfaat çetesinin üzerinde denetimin kaybetmeye başladı. Yavaş yavaş dağılacak ve kendilerine yeni yuvalar arayacaklar. Bazıları daha da radikalleşecek ve başka kucaklara oturacaklar. Bu ülkelerine düşman ve değer yoksunu tiplerle daha çok uğraşacağız biz. Kendi elemanlarının tabiriyle cinci Fethullah yok olup gidecek, gitmesine de rahley tedrisinden geçen ona buna uşaklık yapmaya hazır tipler yine bu ülkenin başına kalacak. Emin Pazarcı Akşam